Mahallenin ritmiyle, mahallede mahallenin o genel insan trafiğiyle, mahallenin işte şartlarına uygun, mahallede gelip konaklaması, kalması ya da mahallede bulduğu bir parçayla, bir atık nesneyle vesaireyle çalışması, yani bizim en başta başladığımız ve devam ettirdiğimiz ve ileride de bunu devam ettirmeyi planladığımız aslında belki tek kriter bu diyebilirim. Yani sanatçıların mahallede, mahalleyi dolaşarak, mahallede konuşarak, mahalleyle temasa geçerek yeni bir şeyler üretmesi, yeni bir şeylere teşvik olması ya da yeni bir şeyleri sorgulatması gibi sorgulatabilme amacı var. Ve bu aslında mahalledeki sergileri oluşturan önemli kriter ve etmen diyebilirim. Merhaba, ben Ali Kanal. Dar Ağaç Kolektifi'nin kurucu üyelerindenim. 2014-15 yıllarında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden birkaç arkadaşla birlikte akademi dışında kentin içinde alternatif sergi alanları arayışı içerisindeydik. Üretimlerimizi sergilemek için alternatif mekanlar arıyorduk. Bu bağlamda öncelikle Kardeşçalı Hanı'nda bir karma sergi planladık ve yaptık. Onun dışında yine farklı İzmir'in farklı noktalarında işte solo projeler, karma sergiler şeklinde alternatif mekan arayışlarımız devam etti. 2014 sonu 15 başında Alsancak Umur Bey Mahallesi'ni tesadüfen keşfettik. Bu mahalle eski bir mahalle ve aynı zamanda kendi içinde küçük bir orta sanayisi olan bir mahalle. Ve çok fazla kullanılmayan boş mekanları, atölye olabilecek kullanabileceğimiz mekanları olduğunu fark ettik ve burada bir sanat atölyesi açtık. Daha sonrasında Ayşegül Doğan ve Güneş'in ortak açtığı bu atölyeye yaptığımız ziyaretler sonrasında mahalle içinde iletişimlerimiz artmaya ve başka sanatçıların yine aynı mahalle içerisinde atölye tutmasıyla mahallede sanatçıların atölyelerini açtığı bir alan oluşmaya başladı. Merhaba, ben Cenkan Aksoy. Dar Ağaç Kolektifi üyelerindenim. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunuyum. 2015'ten itibaren mahallede yaşamaktayım. Umur Bey Mahallesi'nde, Dar Ağaç Kolektifi'nin doğduğu ve hala devam ettiği mahallede. 2016'nın işte Ocak ayında Hüseyin Usta'nın dükkanında, yanlış hatırlamıyorsam, işte kaportacı Hüseyin Usta'nın dükkanında şöyle bir diyalog geçmişti. Yani siz işte tuvallerle işte farklı boyutlarda, büyük boyutlarda, bazı işte büyük boyuttaki tuvalleri balkondan atölyeye sokmak zorunda kalıyorduk ve onların yardımı bazen işte yukarıya doğru uzatmaları gerekiyordu. Yani böyle bir yardımlaşma, o eski mahalle kültürü şeyi vardı ve yardım ediyorlardı ve diyalog daha da tabii samimileşmişti. Ve daha sonrasında onlardan şöyle bir teklif geldi. Hatta kıvılcım diyebiliriz ona. Yani siz işte böyle şeylerle uğraşıyorsunuz, işte bunu gelin beraber işte bizim dükkanımızda ya da sokaklarda sergilemeyi ya da işte paylaşmayı düşünür müsünüz gibisinden bir kıvılcım geldi ve bu kıvılcım bizi o dönemde yeni yerleşmekte olan arkadaşlarımızla ve yakın temasta bulunduğumuz diğer mezun ya da yeni mezun olmakta olan arkadaşlarımızla beraber üzerine böyle bir bayağı bir konuştuk ve bu sırada işte ustalarla da komşularımızla da sürekli diyalog halindeydik ve daha sonrasında bunu dedik bir sergiye, böyle tek günlük bir sergi gibi bir kamusal alanda bir
deneyim ya da bir paylaşım üzerinden kurgulayabilir miyiz ya da nasıl gelişir ya da neler yapabiliriz gibisinden bir niyetimiz oldu ve işte 10 Haziran 2016'da ilk sergi gerçekleşti. Ve bunun sonrasında mahallede yaşayan sanatçılar ve onların davet ettiği yakın arkadaş çevresinden bazı sanatçıların katılımıyla yaklaşık 12 kişilik bir karma sergi yaptık mahalle içerisinde. Tek günlük bir sergiydi. Sergideki katılımcılardan iki tanesi mahallede yaşayan esnaftı. İşte biri Hasan Usta'ydı. Kendisi otoboyama işiyle uğraşıyor. Diğeri de Cem Kimya'ydı. Kendisi kimyager ve işte temizlik malzemesi falan üretiyor. Onların çalışmalarıyla birlikte buradaki sanatçılarla bir karma sergi yapıldı. Biz çok ses getireceğini düşünmemiştik aslında ilk başta. Sadece çalışmaları görünür hale getirmek istiyorduk. Fakat İzmir'den çok fazla tahmin ettiğimizden çok daha fazla insanın gelmesi ve olumlu tepkiler neticesinde ikinci sergiyi yapma kararı aldık. İkinci sergiyi Eylül'ün son cumasında yapmıştık. Ki daha sonraki sergileri de bir gelenek haline getirip her senenin Eylül ayının son cumasında yapmaya başladık ikinci sergiyle birlikte. İkinci sergide biraz daha katılım çoğalmaya başladı. Yaklaşık 25-30 sanatçı artık vardı. Şehir dışından da davet ettiğimiz sanatçılar oldu. Yine yerelde yaşayan işte kaportu ustaları ki Hüseyin abi de ikinci sergide vardı. Yani Hüseyin abinin çocuğunun çalışmaları vardı aslında dolaylı olarak. Ve işte mahallede yaşayan bizden önce buraya gelmiş bir seramik sanatçısı var, Verda. Verda da yine ikinci sergide bize dahil olmuştu. Bir şekilde ikinci sergi biraz daha büyüyüp gerçekleşti. Üçüncü sergide katılımcı daha fazla artmaya başladı. İkinci serginin de olumlu bir şekilde geri dönüşlerinden sonra. Yaklaşık 40'a yakın bir sanatçı katılımı vardı. Ki yine bunların arasından İzmir dışından davet ettiğimiz sanatçılar da vardı. Ve yine mahallede birlikte ürettiğimiz, yaşadığımız buradaki esnaflar da yine sergiye dahil olmuştu. Aynı zamanda seneler geçtikçe mahalleye gelen, mahallede atölye tutan sanatçı sayısı da artmaya başladı. Yani mesela mahallede biz yaşamaya başladığımız işte süreçten itibaren hatta hala yeni yeni mesela bilgiler ya da yeni tarih geçmişiyle ilgili bilgiler öğreniyoruz. Mesela buradaki o dönemde tanıştığımız karakterlerin hepsi mesela hep biz dar ağaçlıyız diyorlardı. Mesela Umur Bey Mahallesi ismi 1937'de resmi olarak gelmiş ama işte Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in dönemlerinde hep dar ağaç olarak bahsediyor. Yani dar ağaç mevkii, dar ağaç bölgesi olarak sürekli lanse ediyor ve buradaki çoğu zaten komşularımız ya da esnaf da eski işte ya yani eskiden kastım işte 30 yıldır 40 yıldır burada dükkanlar olanlar ya da işte Fatma teyze mesela 4 dönemdir ya da 4-5 kuşaktır mahallede. Mahallede doğmuş büyümüş bir karakter ve işte dedesinin babası buraya yerleşmiş Osmanlı'nın işte 19. yüzyılda vesaire tam şeyini tam hatırlamıyorum ama hep eski topraklar aslında ve onlar hep dar ağaçlıyız diye kendilerinden bahsediyorlar ve biz de bu şeyi yani nasıl diyeyim yani o sürekli o ismi kullanmaları Umur Bey Mahallesi'nin böyle bir ya Umur Bey onlar için aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Yani dar ağaçlı olmak, işte çocukluğunun burada geçmesi, o kendi hem bireysel tarihiyle hem de mahallenin eski tarihiyle daha özleşmiş ve daha böyle bütünleşmiş bir şekilde hep dar ağaç olarak bahsediyorlar. Ve bu dar ağaç mesela biz bunun üzerine işte 3. sergi galiba yanlış hatırlamıyorsam 2018'de bu dar ağaç nereden geliyor? İşte tabii ki ondan önce sözlü tarih vesaire gibi şeylerimiz vardı. Yani bütün herkesi dinleyip onlarla sohbet, diyalog vesaire gibi böyle ayaküstü ya da ayrıca konuştuğumuz şeyler olmuştu ama 2018'de ilk defa bunun üzerine biraz daha detaylı bir araştırma yapma şansımız ve imkanımız oldu.
İşte iki farklı şey var hatta benim bireysel yorumum. İki farklı geçmişe dair bir şey var, aksı var. İşte bir tanesi Yaşar Ürün, işte İzmirli bir araştırmacı, yazar ve tarihçi. Onun bir şeyi var, tezi var. İşte zamanında yanlış hatırlamıyorsam 17. 18. yüzyılda işte Katip Mehmet Çelebi Efendi diye bir işte Simirna'nın o dönemki bir derebeyi bir karakter var ve onun burada bir zamanda hanı, kervanı varmış ve kendi estetik algısına göre insanları asıyormuş. Estetik beğenisine göre asıyormuş. Mesela Yaşar Ürün'ün tezi bu. Ve o dönemden itibaren işte hep bir dar ağaç, işte onlara idam sehpaları vesaire diye bir kendi estetik algısı. Hatta daha sonrasında işte dönemin padişahı bir ferman yayınlıyor. İşte bana, benim cihan hükümdarına karşı bu adam niye bana şey yapıp diye, hatta bana işte kellesini getirin diye bir fermanda bulunuyor ve bayağı bu 5-10 yıl sürüyor galiba bu süreç yanlış hatırlamıyorsam. Ve daha sonrasında suikast girişimi, yani suikast uğruyor ve işte padişaha götürüyorlar kellesini. Ve işte padişah da diyor ki işte bu kadar yakışıklı bir adamı niye öldürdünüz gibi böyle bir, hatta Yaşar Ürün'ün bir şeyi var, kaydı var. Bir de diğer boyutta şöyle bir şey var. Dar ağaç işte Farsça kökenli bir kelime. O tezinin de sahibi işte Talat Ulusoy. O da bir eski bir tarihçi ve mimar, aslında mimar kökenli bir tarihçi ve işte İonya, Simirna bölgesi, Ege bölgesindeki eski medeniyetler ve işte Osmanlı dönemindeki belgeler, hatta işte Yunanca'dan Türkçe'ye çeviriyor ya da işte Rumca'dan Türkçe'ye çeviriyor vesaire. Onun da şöyle bir araştırması var. İşte Farsça kökenli bir kelime. Zaten işte Osmanlıca bütün o coğrafyadaki işte Mezopotamya, Anadolu, işte Avrupa'nın belli bir kısmı, işte Trakya vesaire, zaten harmanlanmış bir dil. Orada da şöyle bir şey var. İşte sık ağaçlık bölge, yani ağaçların sık bir şekilde bulunduğu alan, aslında onu sıfatlandıran bir kelime. Dar ağaç, işte sık ağaçlık bölge gibi. İşte ileride çam dibi var, çam ağaçlarının olduğu yer. İşte çınarlı var, çınar ağaçlarının olduğu bir bölge. İşte zamanında işte Dionysos bahçeleri, Halkapınar'daki tatlı su gölünün olduğu yer. Halkapınar'ın işte daha farklı bir o zamanki ismi vesairesi var. Aslında onunla öyle bir bağlantısı var. Gerçekten de o dönemde burası hem yoğun bir işte kuzeyden ve doğudan işte kervanların, şeylerin girdiği, işte limanın olduğu, liman arkası bölgesi olarak aslında tasvir edilen işte dar ağaç mevki, hatta eski kayıtlarda işte Fransız kayıtlarında, İngiliz Levantenlerin ya da tüccarların kayıtlarında hep dar ağaç mevki olarak geçiyor. Hatta bizim de biraz daha araştırıp ve daha nasıl diyeyim, realistik bulduğumuz tanımlama aslında o gibi. Yani dar ağaç aslında gerçekten ağaçlık bir bölge olarak diğer farklı bizim bulduğumuz kaynaklarda da o şekilde geçiyor. Biz biraz daha onu aslında daha şey yapıyoruz, özümsüyoruz. Adım Jaco. Resim, grafiti ve duvar resimleriyle ilgileniyorum. Mahalleye 2 sene önce geldim. Dar ağacın bir sanatı çeken etkisinden olma durumundan kaynaklı. Mahalleye geldiğimde beni buraya çeken noktası çok aidiyetlik hissetmemdi. Her yerde bir duvar resmi, çalışmalar, birbirinden farklı workshoplar, sergiler. Bu beni içine çeken kısmıydı ve grafitinin de sokakta olması ve bu alt kültürden doğması, insanlara tamamen bir açık galeri yaratmasının durumu dar ağaçta da vardı. Bu yüzden duvar resimlerinin, grafitinin, zaten grafiti artık başlı başına bir sanat akımı diyebiliriz. Çok büyük ebatlarda murallar olsun. Özellikle kendi tarzımda kullandığım bir teknik var. Bunu lekesel değerlerde grafitiye yansıtmak beni çok mutlu ediyor. Yani grafitinin sadece illegal olarak da değil, sanat boyutunda sergilenmesi de beni çok keyiflendiriyor. Özellikle mahallemizin kendi içinde kurduğu samimiyetle, esnafıyla, zanaatçısıyla, bir muhtar annemizle bile birleşmesi, bu samimiyetin sağlanması bizi daha çok mutlu ediyor ve üretmeye teşvik ediyor bu insanlar sayesinde de.
Yaklaşık 6 senedir grafiti yapıyorum. Tabii bu grafiti kültürünü ilk sokakta öğrendim. İllegal olarak yapmaya başladım. İnsanların çünkü grafiti olaylarını daha tam kavrayamaması durumu var. Yani sağcı solcu ta 70'ler döneminde yapılan bir tepki var aslında insanların kafasında. Hani bu sokağa yazı yazmanın amacı nedir? Veya neden yazıyorsunuz, izinsiz yapıyorsunuz diye. İzinsiz yaptığımız durumda da aslında insanların fikirlerini değiştirebiliyoruz. Sokağa, mahalleye bir renk katmak açısından. Ve bunlar da durumun farkına varınca grafitinin bilincinin ne olduğunu insanlara yansıtmak daha aslında illegal veya bir yasa durum değil de bunu daha sanatsal boyutuna vardırmak, bilinçlendirmek sokakta beni mutlu ediyor. Dar Ağaca gelmeden önce kendi içimde bir kaygılarım vardı. Sadece sokakta ve gece grafiti yapma şansım oluyordu. Gündüz resim yaptığım zaman ise bir izinli yer alanın olması gerekiyordu. Fakat bu kentin içindeki insanları ikna etme süreci biraz zorlayıcıydı. Dar Ağaca geldikten sonra sadece duvar resimleri ve küçük boyutlardaki tuvallere değil de çok büyük ebatlardaki duvarlara çalışmak beni gerçekten kendimi buldurmaya itti. Yani sadece bir resimin küçük bir kağıt üzerinde, tuval üzerinde değil de daha büyük alanlarda ve bu daha büyük alanlardaki mahallenin içindeki insanlarla yaratmış olduğu ortam, durum ve insanları bunun bilincine itmek beni daha mutlu etti. Kendimi burada geliştirdiğim nokta beslenmek aslında. Bu figürlerimi, lekesel grafiti içindeki değerleri de hepsi mahallenin kültüründeki insanları barındıran şeyler aslında. İzmir'imizin Güzide Mahallesi Dar Ağaç'tan herkese iyi günler. Şu anda burada geçmiş dönemlerde Altaylı taraftar arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz organizasyonlarımızın üzerine bir sanat kolektifi olan Dar Ağaç Kolektifi ile de yüzleşmiş bulunuyoruz. Bunların mahalleye gelip daha güzel katkılarda bulunmasıyla birlikte hem sanat hem spor adına çok ciddi organizasyonlar gerçekleştirmeye başladık. Bunlar bizim yıllar yılı yapacağımız çalışmaların üstüne çok iyi bir söyleşiyle birlikte çok iyi bir görsellik de yaratmaya başladı. Burada işte Gürcan Berk, eski milli futbolcu, eski Altaylı futbolcu, burada Ahmet Yörük arkadaşımızın rölyefiyle birlikte doğup büyüdüğü evde anısını canlandırdık. Bu da bizim için çok ayrı bir gurur verici bir durum oldu Altaylılar adına. Yıllar öncesinde Altaylı arkadaşlarımızla Yüksel Kisan Kararsınay grubuyla Dar Ağaç'ta daha önce pankartlar yapıp burada toplanıp maçlara gidiyorduk. Ancak şu anda sanat kolektifi arkadaşlarıyla birlikte burada maçlarımızı izleyip onların vermiş olduğu sanatsal görsel resimlerle beraber daha ciddi bir programlar yapıp görsellik adına da güzel şeyler katmaya başladık. Dar Ağaç'ta burada sanatçı arkadaşlarımızın gelmesiyle mahallenin şekli değişmeye başladı. Burada çok ciddi güzel organizasyonlar oluşmaya başladı. Bunu belli bir süre sonra daha iyi bir konuma getireceğimizden eminim. Mahalleliyle tanışmamız, sanatçıların birbiriyle tanışması, iç içe olması zaman içinde oldu ama çok iyi oldu. Yani burada kişilerin tamamen amatörce ve tamamen profesyonelliği yansıtıp mahalle insanlarıyla beraber kaynaşarak sanatın ne olduğunu çok iyi icra etmeye başladılar. Burada Dar Ağaç adına çok güzel gelişmeler olmaya devam edecektir. Sons of Dar Ağaç projesi var. Sons of Dar Ağaç projesi şöyle bir şey. Mahallenin bir işitsel hafızasını, işitsel arşivini oluşturup işte Hüseyin abinin kaporta düzeltirken çekit sesleri, ne bileyim canavar çalıştırırken onu işte bir şey zımparalarken onun sesi, ne bileyim mahallede ustaların kendileri arasında diyaloglardan ya da seslenişlerinin hitaplarından ya da o sırada geçen mahalledeki bir seyyar satıcının sesi, ne bileyim motor gürültüsü, işte
motosiklet tamirci ustaların motorlarını test ederken ya da işte kontrol ederken çıkardıkları sesler, işte motor setlerin, güçlü motorların motor sesleri vesaire gibi bir ses kütüphanesi oluşturduk ve bu ses kütüphanesinin daha sonrasında iletişime geçtiğimiz ilk hem yakın temasta bulunduğumuz, yakın iletişimde olduğumuz ve işte Lou Records'un da katkıda bulunabilecek ve biz böyle bir bunlarla, bu sanatçılarla iletişime geçtik. Bunlar da sizinle beraber çalışmak istiyorlar gibi katkılarıyla dört tane farklı parça çıktı. İşte The Poet, Kyra, Alexander ve Emre Kensivim'in olduğu bir aslında bir albüm çıktı. Sons of Taraj böyle bir albüme dönüştü ve hatta bunu daha sonrasında işte streaming'e karşı, daha tabii ki detayları var, ayrı bir tartışma konusu da, online streaming'e karşı olmak için daha böyle bir eski kaset, eski bir somut bir nesne olarak, estetik olarak da hem güzel, hem de bütün tasarımlarını da gene mahalledeki tasarımcı arkadaşlarımızla, işte çizimlerini ben yaptım albüm içindeki, albümün işte görsellerinin içindeki çizimleri yine ortak bir şekilde karar verdiğimiz, benim çizdiğim ortak bir şekilde kolektifin karar verdiği, Aperion kolektifin, Lou Records'un karar verdiği bir şekilde bir kaset oluşturduk. Tabii ki yani dijital, yani kaset, işte kaset alındıktan sonra kasetin içinde bir QR kod var. Tabii ki dijital olarak da dinleyebiliyorsunuz. O şekilde planladık. İşte video klibini Ali Cem Doğan yaptı. O Sons of Taraj'ın lansmanını, dediğim gibi geçen sene pandemiden dolayı etkilendi ve bu sene Nisan ayında aslında lansmanını yapabildik. Video klibi de açılışa yetiştirmiştik ve Ali Cem Doğan'ın mahallede ki atmosferi daha iyi oluşturmak üzere hem o seslerin kaydedildiği atölyelere girip çıkması, hem işte bisiklet üzerine dolaşırken mahalledeki işte sokakta yaşayan komşularımızla, yani hayvanlarla beraber dolaşıyor halde olması mesela çok şeydi, güzel, bizim için mahalleyi ve o albüm iyi ifade edebileceğini düşündük ve o şekilde yaptık onun kurgusunu. Ali Cem Doğan yaptı. 2021 yılında Daraş'ta bir kent bostanı yaptık. Mahalle içerisinde atıl bir durumda olan arsayı bir şekilde işte belediyeden aldığımız, katı atık deposundan topladığımız metallerle ve işte hurda ahşaplarla sebze kasaları yaptık ve bu yine bostan içerisinde modüler bir yapısı olan bir sahne kurduk ki aynı zamanda işte oturma alanı olabiliyor, konuşma alanı olabiliyor vesaire vesaire. Bir nevi çardak görevi de görebiliyor. Bostanı düşünürken, ilk tasarlarken yine bir açık alanda mahalledeki insanlarla birlikte işte etkileşimin artacağı ve işte mesela Emine teyzenin tohumlarıyla yardım edeceği, işte oradaki bitkilerin büyümesini, bakımını bir şekilde onlarla beraber yapabileceğimiz ve o şekilde etkileşimin artacağı bir ortak alan oluşturma amacıydı. 2022 için işte pandeminin şartlarının hafiflemesiyle belki uluslararası diyaloglara ya da diyalogları arttırmak, işte uluslararası sanatçıların gelip misafir sanatçı programı ile işte kendi ortak alanımızda bu alanda ağırlayarak onların mahalleyle tanışması, mahallenin onlarla tanışması gibi bir niyetimiz var. Misafir sanatçı programı var. Yavaş yavaş mahalleyi zaten her etkinlikte, her sergide bir onarma, tadilat, tamir, tadilat gibi bir şey var ve bunu biraz daha ileriye taşımak için belki geri dönüşümle beraber işte mahallenin lastik atıkları, ne bileyim işte kiremit, tuğla vesaire, daha organik versiyon, organik tekniklerle mahallenin onarılması fiziksel olarak ya da daha farklı günlük deneysel fonksiyonel nesneler üretmek plastik atıklarla gibi aslında uzun vadede, orta uzun vadede niyetlerimiz var. Yani geri dönüşümle ilgili ve onun dışında tabii ki gene 7. sergimizi ya da işte Volta'yı, Mevzu Sokak Sanatı, Mural Festivali'ni devam ettirmek, performans günlerini devam ettirmek, farklı küratörleri, farklı sanatçıları, farklı tasarımcıları, farklı araştırmacıları, araştırmacılarla diyaloğa geçip ilerlemek. Daraj bizim için galiba her zaman bir açık bir enstitü gibiydi. Biz burada bir şekilde öğrenmeye,
devam ettik ve işte bu açık enstitü yapısını biraz daha paylaşımlı hale getirip dışarıdan başka karakterlerle birlikte burayı yeni bir deneyim alanı haline getirip farklı projeler gerçekleştirmek istiyoruz.